Selam dostlar, bu videomuzda Peugeot Bipper, Fiat Fiorino ve Citroen Nemo model araçların şoför koltuğu cam açma kapama butonlarının değişimini yapacağız. Bu butonlar bazen takılı kalıyor, bazen hiç çalışmıyor şu an mevcuttaki butonlar. Yenisini siparişini ettik, teslim aldık. Şimdi değişimini yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça basit bir değişim. Şöyle bir test edelim isterseniz. Sorun şu, şuradaki şoför tarafının camını açmak istediğimizde tutukluk yapıyor. Bazen açıyor, bazen açmıyor. Biraz daha kuvvet uygulamamız gerekiyor. Bu da bazı durumlarda sıkıntı yaratıyor. Şimdi açıyorum. Bakın basıyorum. Herhangi bir hareket yok. Biraz daha sert basmam gerekiyor falan. Bazen hiç çalışmıyor gibi durumlar olabiliyor. Sizlerde de aynı durum varsa oldukça ucuz bir parça. Hemen değişimini kendiniz yapabilirsiniz. Değişimi hemen yapalım. Elimizde yan sanayi yenisi var. Gayet butonları sağlam görünüyor. Şimdi hem takıp hem de test edeceğiz. Bunu çıkartalım hemen. Şimdi düğme grubunu çıkartmak için şu noktada bir çıkartma deliği var. Bu noktalar şurada, yenisinden hemen gösterelim. Şuradaki tırnaklara denk geliyor. Buradaki tırnaklara sokmuyorsunuz tabi. Direkt burayı sokup şuraya, şu noktaya tornavidayı sokup yukarı doğru kastırdığımız zaman bu bölüm çıkıyor arkadaşlar. Şimdi onu hemen çıkartalım. Eğer kolçağın olduğu tarafa pek zarar vermek istemiyorsanız bunu bir bez yardımıyla kastırmanız daha mantıklı. Diğer tarafa tornavida izi kalmaması için. Şu şekilde bez yardımıyla şu deliğe şöyle kapatıp tornavidanızı koyarsanız herhangi bir zarar vermeden bu şekilde çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Böyle gayet basit çıkıyor. Hemen şu taraftan da biraz kastırıp açmanız gerekiyor. Çünkü bu tarafta da klips var. O klipsi de yerinden çıkartmanız gerekiyor. Dediğim gibi zarar vermemek için bez kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çıktı gördüğünüz gibi. Burada altta bir soket var. Bu soketi sökeceğiz ve yenisini takacağız dostlar. Şuradaki soketin şu noktasında bir tırnak var. Bu tırnağı dışarı doğru kastırıp soketi dışarı alacağız. Evet, eski düğme grubumuzu söktük. Şimdi yenisini takıyoruz. Tamamen birebir uyumlu. Aynı soketi yerine geçiyoruz. Zaten yanlış bağlama veya ters bağlama gibi bir şansınız yok. Çünkü 3 bölümünde çıkıntılar var. Diğer bölümde yok. Aynı şekilde sokette de 3 bölümde çıkıntılar mevcut arkadaşlar. Bu şekilde soketin montajını yapıyoruz. Şuradaki tırnak buradaki soketin içerisine girecek şekilde. Evet. Soketimiz tam oturdu. Montajı yapmadan hemen bir test yapalım. Gayet güzel çalışıyor. Evet, herhangi bir problem yok. Bu şekilde tekrar oturtturuyoruz arkadaşlar. Şöyle yerleştirdikten sonra. Evet. Gayet uyumlu oldu. Bu şekilde test edelim. Evet, herhangi bir problem yok. Değişim gördüğünüz gibi oldukça basit. Cam açma kapama düğmelerinin değişimi bu şekilde arkadaşlar. Söktüğümüz düğme grubunun içerisini açıp neden bu şekilde bir arıza yapmış olabilir ona bakacağız. Tamirat yapmak isteyen arkadaşlar için yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda bu şekilde bir çalışma yapacağız. Eğer bu video yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.